Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kabak patlıcan dolması yapıyorum. Burada yarım kilo kabak, yarım kilo da patlıcan vardır. Göz kararı tahminim öyledir yani. Bunları içine oydum. 18 tane kabak ve patlıcan çıktı dolma. Pirinç var burada. Pirinci ayarlamasını göstereceğim sizlere. Bir su bardağından biraz az sıvı yağ. 150 gram kıyma vardır burada. Göz kararı gene benim. Bir yemek kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığından az karabiber. Benim biberler acıydı arkadaşlar. Bir çay kaşığından az da pul biber. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası var. Malzemeler bu kadar. Şimdi pirinci içini nasıl ayarlayacağım sizlere gösteriyorum. İçine katmak için de yarım demet maydanoz, 2 tane kuru soğan orta boy. Bunları yıkayacağım. Tüm malzemeler tabii ki güzelce yıkanmış olacak. İçinin tam gelmesi için burada 18 tane kabak, patlıcan dolması yapacağım. Oyduğum sebzeler var. İçinin tam gelmesi için 18 taneye 15 yemek kaşığı pirinç koyuyoruz. Böyle dolu dolu 15 yemek kaşığı 5 15 yemek kaşığı pirinç koydum. Bu patlıcanlara, kabaklara tam geliyor. 18 taneye 15 yemek kaşığı pirinç. Tabii bunun içine o kalan 3 taneye de kıyması var. Soğan konacak içine. Onu tamamlıyor. Tam geliyor bunlara. Şimdi pirinçlerimizi biraz ıslatalım. Biraz beklesin. Ondan sonra yıkayıp dolmalarımızın içini yapmaya başlıyoruz. Şimdi içimizi yapıyoruz. Dolma içimizi. Soğanları koydum. Sıvı yağ da koyuyoruz. Soğanlar pembeleşti. Kıymamızı koyuyoruz. Dolmanın içini çok yağlı yapmamız lazım arkadaşlar, güzel olması için. Pişerken bakarız. Yağı çok fazlaysa pişirdiğimiz suya yağ koymayız. O zaman tam orantılı olur. İçi yağlı olunca güzel olur. Kıymamız da pişti. Baharatlarımızı koyuyoruz. Salçamızı koyalım. Salçanın güzelce kavrulması lazım. Etle birlikte kıymayla.
Evet, güzelce kavurduk. Pirincimizi koyuyorum. Pirinçlerimiz de güzelce kavruldu. Maydanozumuzu koyuyoruz. Bir püf noktası arkadaşlar. Sizlere söyleyeyim. Bir çay kaşığı da şeker koyuyoruz. Bir çay kaşığı. Çok lezzet veriyor şeker. Bir de benim iç çok yağlı, çok salçalı oldu. Pişerken sadece su koyacağım. O zaman birbirini tamamlayacak. Sıcak su koyacağım dolmalara pişerken. İçimiz çok güzel oldu. Hem salçası kıvamında hem de yağ. Şimdi doldurmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yanlarından da çizikler bıçakla deldim arkadaşlar. Su alsın diye. Suyunu pişerken suyunu alsın. İçine su işlesin diye. Şöyle çok bastırmadan ikişer kaşık koyuyoruz. Şeker tatlı kaşığı. Bir kabak, bir patlıcan. Çok bastırmıyoruz. Biber de çok güzel olur. Karışık dolma çok güzel olur. Benim sade bunlar vardı evde. Biber de güzel olur. Karışık dolma. Bu kadar iç arttı arkadaşlar. Bazen böyle
2-3 dolmalık fazla ya da az olabiliyor ama çok artmıyor. Ben de dolaptan birkaç tane biber bulup onları dolduracağım bu kalan içimle beraber. Çok az bir şey fark edebiliyor. Az ya da çok olabiliyor. Ama fazla artmıyor içimiz. Dolmalarımızı doldurdum. Şimdi ocağa koydum. Altını yakıyorum. Kettle'da su kaynattım. Üzerine döküyorum. Su dolmaların dibinden gözükecek şekilde bayağı üste gelecek suyu. Bakın böyle. Dolmaların ağızlarına kapak da kapatmadım ben. Arkadaşlar böyle seviyoruz biz. Biberlerden bir iki tane koydum üzerlerine. Şimdi yağ da koymadım. Dediğim gibi içi çok yağlı, çok salçalıydı. Yağ salça da koymadım. Kendine yetecek yağ salçası. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynadı. Altını kısıyoruz. Kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Kendi kendine pişsin yavaş yavaş. Suyu çekince pişmiş olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız desteklerseniz sevinirim. Dolmamız pişti. Çok güzel oldu. Bizlere afiyet olsun. Deneyeceklere de. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.